İstanbul'da ikamet eden Samsun Asarcıklı Halil Artış kanser tedavisi görüyor. 38 yaşında evli ve bir çocuk babası olan Halil Artış, 2014 yılında iki kere yanlış teşhisten ameliyat olduğunu belirtti. 2017'de ise kanser tedavisi için tekrar ameliyat olduğunu ve tümör alındığını söyledi. Ameliyattan sonra yürüme engelli olduğunu söyleyerek 6 gün kemoterapi, 12 gün ise ışın tedavisi aldı. Kemoterapiden sonra ise tümörün vücudunun çeşitli bölgelerinde metastaz yaptığını ve sağ tarafının iflas ettiğini söyleyen Asarcıklı Halil Artış, idrarını da yapamaz hale geldiğini, sonda ile idrar yaptığını söyledi. Tümörün kemoterapi ve radyoterapiye cevap vermediği için devlette de tedavisinin bittiğini söyleyen Asarcıklı Halil Artış, devlette ise alternatif kanser tedavisi olmadığı için ancak özel hastanelerde alternatif kanser tedavilerinin olduğunu ve başarılı olduklarını söyledi. Asarcıklı Halil Artış, gittiği bir özel hastanenin 6 aylık tedavisinin 150 bin lira civarı olduğunu belirtti. Maddi imkansızlıklardan dolayı kanser tedavisini özel hastanelerden alamayacağını ve kendisinin maddi olarak bir beklentisi olmadığını söyleyerek hayırseverlerden kanser tedavisi için yardım istedi. "Çocuğum için yaşamak istiyorum" diyen Asarcıklı Halil Artış hayırseverlere seslendi. 6 aylık bir tedavi, ücreti 150 bin lira gibi bir ücret çıkarttı bana. Ama maalesef benim bunu maddi olarak karşılayacak gücüm yok. Ben maddi olarak kendim için bir beklentim yok. Fakat bu tedaviyi kendimi karşılayamayacağım için hayırseverlerden tedavim için destek bekliyorum. Allah rızası için, çocuğum için yaşamak istiyorum.